Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Kaç tane çıkar? Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerim, beni sorarsanız ben iyiyim. Bugün dışarıda bir börek yapalım dedik. Bir Funda bacım var. Demiş ki şöyle bir harlı ateş yakıp da göstermedin demiş. Hem de ıspanak aldık bu hafta pazardan. Dedim bir börek yapayım. Ya döktünüz mü? Nerede döktün? Bir börek yapayım dedim. Ispanak burada arkadaşlar. Şöyle göster oğlum. Hamur da burada. Hamuru da leğenin içinde poşetinle beraber kapattım. Kediler gelip içine tutmasın diye. Artık kaç tane çıkar bilmiyorum. Börek yapacağız. Ispanaklı börek. Canınız istiyorsa buyurun gelin. Ben size bir leğen yaparım. Odun ateşinde, semaverde de güzel bir çay demlerik. Şuraya masaları da kurarak güzelce. Ha? Abi semaverine gidene kadar kokar o. Anne abim semaveri yakacaktı. Mustafa semaveri yaksana oğlum. Anne. Ben karımız olur. Yok. Burada ise güzel olur da hava soğuk. Hava soğuk. Hava soğudu. Güzel gündüz güzel güneş vardı. Ama güneş gitti. Sonradan. Akşam oldu. Abla yardım etsin oğlum. Yazın bu saatte açıyor, burada güneşten durulmuyor. El salla. Tamam mı? Niye böyle yapıyor? Anne ikiniz bir kameraya bakın hele. El sallayın ben madem beraber. Bir dakika ikiniz bir kameraya bakın. Niye? Bir bak. Foto çekelim. El sallayarak. Ay, elini çek oradan. Foto çekelim. Ya tamam şu anda. Hadi bir dakika sen bak. Sen donurdun mu? Açık. Açık mıydı? Tamam. Anne onu kapak fotoğrafı yaparsın. Ya hani fotoğraf çekmiyorsun sen? Nasıl oluyor? Neyi? Video bakayım. Kenarda var ya. Kenarda kamera işareti var. Çoğu valla. Ben telefonum var, video çekeyim, hiç bir şey bilmiyorum. Sen bilmiyorsun lan. Anca video. Telefonda bile vardı. Allah Allah. Dandıktan. Valla ben bilmiyorum yani. Ben sadece anca video çekmesini biliyorum. Bazı kırpılacak yerleri var. Onları da bilmiyorum. Rümeysa'ya söyleyeyim. Şurayı kır. Ben evet, evet, şurayı ya. Kes. Şurayı yar. Ben insan bir makas kes. Herkese kırparsın yavrum ya. Hadi gülelim. Ay bu Allah'ıma bari öyle bir espri gülmekten aklım gitti. Güldüm ne olur durdurun beni. Aynen. Bazı seyircilere salın. Merhaba. Şimdi. Mustafa. Çocuğum. Semaveri yap hadi. Zamanın birinde zamanın birinde iki tane ama varmış. Ağzını kapat ona. Ama varmış. Bunlar mevsimlik dileniyorlarmış. Fatih Şahlı'la zamanla işte. Aynı hemşehri. Bunlar İstanbul'a gidiyorlar. İstanbul'da bir oda tutuyorlar. Biri dürüst, biri ama hayır. Dürüst diyor ki, arkadaş diyor, kim önce kakarsa diye birbirimize haber verelim. Sabah namazına gidelim işte, ondan sonra dilenmeye çıkalım. Tamam diyor. Neyse, sabah oluyor, hayın erkenden kalkıyor, gidiyor. Arkadaşına haber vermeden çıkıyor. Dürüst de kalkıyor. Derken o sabah namazına gidiyor dürüst. Namazı kılıyor. Namazdan çıkarken, o anda bir bahçeye dilenmeye başlıyor, bir bahçeye giriyor. Sultanım işte padişahın bahçesine ama bilmiyor. Sultan da o anda işte bahçede sabah sefası havası derken yani geziyor. Dilenciye dükkanı çekiyor. Sen ne geziyorsun burada diyor. Ben diyor işte efendim diyor iki arkadaş diyor mevsimlik dilenciyik. Bu zamanla dilenmeye geliyor. Ondan sonra ateş sonunda. Evimizde şey yapıyor. Sen almış olmasın. O zaman diyor tamam diye bir altın veriyor. Bu sefer dürüst diyor ki, direnci dürüst. Dürüstlük diyor, eğilir yener diyor. Dürüst ol diyor. Bu laf üzerine sultanın hoşuna gidiyor. Her zaman gel diyor. Her gün. İşte sabah namazı kılıp direkt oraya gidermiş. Bir altın alırmış yani. Aradan bir zaman geçiyor. Hain diyor ki, ya diyor işte sen ne kadar birikti diyor. Hepsi ortaya döküyor. Yap 12 altın. Ama hain diyor ya ben sana o kadar hainlik yaptım. Senden önce çıktım, şunu yaptım, bunu yaptım ama benim bu kadar şeyim yok, kazancım yok. Bunun sebebi nedir diyor. Dürüst ya.
O da dedi işte durum böyle böyle oldu diyor. Camiden çıktım diyor. Derken sabah bahçeye, yani bir bahçeye girdim. Oranın sahibi bana bir altın verdi. Ben de bu lafı dedim. Dürüst ol, dürüstlük eğrili yener. Bu laf üzerine bana her gün gel dedi. Her gün o bir altın alıp şükrediyordum demiş yani. Neyse hain ya işte. Ertesi gün hainden ben gidiyor oraya. Adam bana diyor işte sultana. Tabi sultan da bilmiyor hala. Ya diyor işte gelen dilenci diyor bu laf üzerine de bir altın verilir mi diyor. Seni kandırmış diyor. Neyse ona bir altın veriyor. Bu giriyor. Onun arkasına hain geliyor. Şey dürüst geliyor pardon. Ben bunu biliyorum. Dürüst geliyor. Dürüst derken bu sefer sultan mektup veriyor. Mısır'ın diyor valisi benim yani emiri valisi benim benim oğlumdur diyor. Bu mektubu oğluma ver. Ne istesen verecek sana diyor. Dürüst yine tabi teşekkür mahiyetine dürüst ol diyor. Dürüstlük eğriliği yener diyor. Sağ ol diyor. Alıyor mektubu gidiyor. Ama hain merak ediyor. Ne oldu diyor. Bu sefer diyor altın yana bana ferman verdi diyor. Mektup verdi diyor işte. Böyle be işte Mısır'ın valisi benim oğlum. Bu mektubu ver sana ne istesen verecek. Hain ya. Ya diyor senin diyor işte bu kadar yükün oldu diyor şudur budur diyor. Ne olur o mektubu bana ben gideyim. Dürüst dayanamıyor. Al git diyor madem öyle diyor. Mektubu veriyor eğri gidiyor. Derken ertesi gün tekrar namaza gidiyor. İşte çıkarken sultanın yanına gidiyor işte şeye, bahçeye. O anda sultan karşısında görünce dilenciyi şaşırıyor. Sen ne geziyorsun burada diyor. Ben sana mektup verdim gitmedim diyor. İşte efendim durum böyle böyle oldu diyor. İşte biz iki direnciydik ya diyor. İşte dostum bana dedi ki ben işte bu kadar kazanamadım. Senin yükün şey hepsi altın. Bu mektubu bana ver ben gideyim. Ben de dayanamadım verdim diyor. Hı. Sen diyor dilen mektuptaki yazanı biliyor mu diyor. Hı. Efendim ben ne bileyim ben yani gözüm ben almayayım gözüm görmüyor diyor. Mektupta yazılan yazı şu diyor. Oğlum gelen dilencin hemen kellesini vur. Sorgusuz sualsiz. Ondan sonra böyle yazıyor diyor. Tabii ki sultan jeton düşüyor. Yani dürüst ol dürüst ehliyene. Dürüst olduğu için hain olmadığı için kellesi gitmiyor dürüstün. Hain öbürü hain olursa hain gidiyor hainin kellesi gidiyor bak. Nereden nereye gidiyor işte. Yok. Her zaman dürüstlük çok önemlidir yani. Dürüst olduktan sonra kurban oldum valla. Hiçbir zaman kulunu darda bırakmaz. Aynen senin gibi kızım. Evet, İşaret etmene gerek yok. Hepiniz dürüstsünüz yani. Gerçekten dürüstlük çok önemli. Bir insan dürüst olursa bütün yollar açılır. Gazete var mı? Var canım benim. Bütün yollar açılır. Yani onun gibisine. Allah her şeyin hayırlısını versin. Amin. Önemli olan dürüst olmak. Yalanın olanla bir yere varılmaz. Evet. Doğruya doğru. Aynen. Şey yapmak lazım. Mustafa misafirin çıktı yavrum. O da bu arada içine kalktı. Bu hiç gelişmemiş. Hiçbir şey yememiş galiba. Daha iyi yavrum ufak o da. İşte böyle. Ne yok? Kedi kedi. Daha yeni olduğundan. İşte böyle yavrum işte. Önemli olan dürüstlük. Aha zaman ama ben de kediyi seviyorum ama bunların her şeye tutmasından gıcık kapıyor. Anne. Ne oldu? Olsun bir şey olmasın. Al. Bardak getirir mi? Abla, bardak altı getirdin mi? Hayır getirdi oğlum getirdi. Mustafa. Efendim. Sen maveri yakmayı düşünüyor musun oğlum? Aklıma şey geldi. Her dediğin şey geldi. Ben çok sakinsin. Canım diyorsun. Ablacım bunu sordu. He. Şimdi demiş ki ne biri. Dün biri demiş ki ne. Babana karşı demiş. Çok saygısızsın demiş. O da canım dedim diye. Bana saygıları düzgün yani. Öyle saygısızları he, yok. He. Demiş ki ne. Neymiş. Mutfakta hani şey yapıyordu. Ben öptüm. Neyi? Ne diyeyim? Canım. Ne yapıyordu? Ha, Rus salatası yaparken ne? Evet. Yoğurdu ağzına mı uzattı ne yaptı bir şey evet. O da bir şey dedi ne canım dediydi ya. Ondan dolayı biri demiş ki ne babana karşı demiş çok saygısızsın demiş. İçindeki su temizse bir şey olmaz bana oğlum. Verir misin temizdeki dedim. Suyu da içine doldu. Bana yok mu dedi o da bana çıkardı uzattı kaşıkla. Tamam. Yok yani ben canım dedim diye saygısız olmuşum. Bir şey olmaz. Canım gelmez. Bilen biliyor. Tamam yap oğlum sen. Ne alaka bu canım. Şimdi yine zamanın birinde. Temiz olur mu?
Doldur, öpüşemeyiz. Babamın aklına yeni yıkar. Yine zamanı birinde padişah vezirle hava çıkıyor. Kenarlarını iyice bastır. Derken bastır, açılıyor pişirirken. Tam oku çekiyor. Şey yapar zaman şehadet parmağı kopuyor. Vezir diyor ki bunda da bir hay var sultanım diyor. Bak kol. Yani yine bir şey oluyor. Bunda da bir hay var sultanım diyor. Abdullah üzerine padişah sultan işte sinirleniyor. Vezire tutuklanma emri veriyor. Dün alıp bunu götürün zindana atın. Derken işte vezire askerler zindana atıyor. O anda padişah yine avlanırken yamyamlar çıkıyor. Yamyamlar hepsini yakalıyor. Hepsini lavaboda çıkanlar. Çakala oraya döküyor. Derken işte hepsini yamyamlar tutuklayınca kazan kaynatıyorlar. Hepsi kazana atıyor. Ay. Sıra sultana geliyor. Bak öyle sultanın parmağı kopuyor. Onu at bile kazana, yemiyorlar. Serbest bırakıyorlar sultanı. Öbürlerini tabii ki yiyorlar yani. Ay. Şimdi sultan neyse saray, ben kısa kesiyorum da bayağı uzun bunlar. Sultan derken saraya geliyor. Aklına şey düşüyor. Vezirin lafı düşüyor. Bunda da bir hayır var sultanım diye. Vezir parmağı oradan mı geliyor? Bilemiyorum yani. Yok neyse yani. Ondan sonra ama vezir lafı sultanın parmağı koyuyor. Bunda da bir hayır var. Bunda da bir hikmet var gibisine. Derken sultan vezir nerede diyor. Efendim işte sultanım sen zindan atladın ya diyor. Hemen getirin buraya diyor. Neyse. Sultan diyor. Parmağın koptu, sen dedin ki bunda da hayır var sultanım. Durum böyle böyle oldu. İşte bize yamyamlar senden sonra işte esir aldı. Hepsini kazana attılar, pişirdiler, yediler neyse. Benim de parmağım koptuğu için işte ben yiyemedim. Bir, yani bir insanda vuzu yani şey eksikse yemezlermiş yani. Onların şeyine göre, inançlarına göre. Aynen yani şey, mesela koyunun da bir yeri şey olur. Kurban olmuyor. Yani işte böyle diyor, beni yemediler, serbest bıraktılar diyor. Sultanım diyor, bunda da bir hayır var diyor. Yine aynı laf söyledim diyor. Eğer sultanım diyor, siz beni diyor, parmağınız kopmasaydı diyor. Bunda bir daha bir hayır var sultanım demeseydim diyor. Sen beni zindan atmazdın diyor. Şu anda ben de onlar içinde ben de yenmiş olacaktım diyor. Bunda da bir hayır var diyor. Yani mantıklı mı? Aynen. Yani onu kimse yani şer gördüğünü hayır göreceksin, hayır gördüğünü şer göreceksin yani. Buradan oldum Allah'a şan halisi versin. Bak nereden nereye. Amin. Parmak kopuyor. Bunda bir hayır var sultanım diyor, sabret diyor. Onu sultan parmağı değil de vezir parmağı yapmışlar. Vezir parmağı tatlı sonra. Yok neyse beğenmiyorum yani. İşte ondan nedir? Sultan da sinirlenince veziri de hücreye atınca cezaevinden ise ne oldu? Orada dolabın üstünde. Sultan da sultan da mesela sultanın parmağı koptu için canı kurtuldu. Vezirin de o laftan dolayı canı kurtulmuş oldu. Efendim diyor, siz diyor beni zindan atmasaydınız diyor işte. Şu anda ben de bu duruma düşerdim diyor. Bunda da bir hayırdır yani. Onu ki onun için yani Allah. Onun için mi? Ne? Neyi? Külünü. Yok, kartonu yok, önüne koy, içinde çok kül varsa alıver hemen külünü. Yani diyeceğim nokta yavrum, yani Allah her şeyin hayırlısını versin. Yani kurban oldum Allah, sabır kızım. Kurban oldum Allah, hakkımıza hayırlısını versin yani gerçekten. Amin. Yani dıştan görünüşe bakmayacaksın, iş önemli. İş insanın iç yönelik işi görüşün önemli. Yani bana işte yazıyorlar, diyorlar ki ne mesela Zehra Hanım, biz seni işte dürüstlüğün olduğun gibi seviyor diyorlar. Hani sen bu şeyini kaybetme diyorlar. Ya. Mesela bir insanı anlamak için bir insan, karşıdaki insan süzer iyice mesela. Bir yerinde bir hata var mı, ya, yalan mı söylüyor, bak, doğru yavrum, mu söylüyor mesela. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti lafı yani. Bir insanın diyor kişinin öğrenmek için bir yola çık diyor. Yani. Alışveriş yap diyor. Yemek ye diyor. Otur yemek ye diyor. Zaten o zaman belli oluyor ne oldu. Misal diyelim ki beraber dostundan yola çıktın. Ne yapıyorsun? Hep sen elini cebine atıyorsun. O elini atmıyor. Misal. Öyle anla. Yardımlaşma. Yemeğe oturuyorsun mesela. Yemek yiyorsun.
Yemek parasını vermiyor, sen veriyorsun. Yani. Yani onu gibisin yani, onun için. Ya şöyle bir şey var, hani onun durumu kötü olur, senin durumun ya iyi olur. Ya o amenna. Her zaman elini cebine atarsın, karşıdakine hayır yapmak da böyle bir şey, güzel bir şey. Ama ikiniz de aynı seviyedeyseniz karşılıklı, ikiniz bir ortak olup da mesela aynen, yemeğini şeyini öyle şey yapacak. Hani durumun iyi olur, varlıklı bir insan olursun, para harcamayı şey yapmazsın. Karşıdakinin ya, de ya durumu tamam, kötü şöyle olur. Ha, sen götürürsün, biz davet edersin, ayrı bir şey. He. Ama mesela ben Mehmet Hoca, yanık mesela Hataylı. Ne oldu? Ben İstanbul'a davet etti. Üç aylar içinde de attı sen bu burada da attı. Üç aylar yani. İstanbul'a. He. He gitti baba. Ben özel davet etti. Cübbeler, özel davet etti baba. Cübbelerin cemaatime yani. O da merasım. Üç ayların içinde ya babam oruç tutuyor dedi, biz sen geliyorsun dedi. Merasım vardı. Şey vardı ne dediler ona. Belge verildi. Hocaların belgeleri verildi. Unuttum bana. Ben işte aklıma gelmedi. İcazet şeyi verildi hatta. Neyse. Sen ne geleceksin abi dedi. Hocam dedi ben oruç tuttum dedim. Yok dedi. Bize uyacaksan ben oruç tutmayacağım dedi. Yani. Bir gün oruç tutmadım. Şaban mıydı dedim. Hatırlamıyorum. 3 ay içinde işte. Buradan İstanbul'a gittik. Ağzını kapatma bu anlaşılmaz. İstanbul'a gittik. Oradan sabah orada olduk. Sapancalar. Sapancalar'da Yunan'ın yerleri vardı. Orada merasim yapıldı. Mahmut Efendi de geldi tabi. Rahmetli Ömer Döngel de vardı. Ondan sonra Ömer Döngel Hoca vardı. Hocalar. Diyanet İşleri Bakanı vardı. İşte velhasıl kişi bayağı karabalttı yani. Bayağı karabalttı yani. Öyle şeye gitmedi. İcazet, büyük bir ya, şey vardı. Mesela hocalar ne? Misal diyelim ki atıyorum Cüppelemez Hoca. Ne görevi bitirmiş, izahat yani unvanını almış, belge veriyor. Yani sen bundan sonra hoca yapabilirsin gibisinden. Sana belge verdiler. Ya benimle alakası yok yavrum. Baban hoca mı? Benim cemaatim var yavrum yani o şeyde. Ben misafir olarak gittim. Yani, arabayla mı otobüsle? Arabayla. Orada mesela ne oldu? Ayak uydurduk bak yani. Mesela onlara ayak uydurduk, tutmadı. Ben lafı neye getirecektim? Dürüstten lafı açıldı. Adamlardan mesela... Valla ben de bilmiyorum neye hocanın yedim. Bak Mehmet Hoca'nın Volkswagen transporter arabası vardı. Bunlar ne yaptı? Yediklerini, içtiklerini mesela yol parasına varana da toplum olarak şey yaptılar. Adam başı ücret istediler. Bana geldi, ben elimi cebime attım. Bana da elime attım, dedim kabul etmedi. Olmaz dedi, sen benim misafirim dedi. Ben Mustafa Bey, es alın. Ya bir insanın konuşmasından, tavrından karşıdaki insan ne olduğunu anlıyor. Ben nasıl bir yereyim? Mükemmel. Sen mükemmel. Mumla nara soktum. Gel devam. İşte böyle yavrum. Anlatılan çok şeyler var da işte. Neyse bir dahaki videoya. Ona annemle bir şey yaparsınız. Ters çevirelim. Kızım niye bastırıyorsun? Bastırmadan çalışsana. Bastırmıyorum anne. Dur bak. İlk deneyişimi. Yani şöyle diyeyim. Kurban oldum Allah'ım. Kimin ne sıkıntısı varsa sıkıntılarını gidersin. Hastalara şifalar versin. Boşta ne ederler nasip etsin. Evlat isteyenlere hayırlı evlatlar nasip etsin. Evlenmek isteyenlere hayırlı eşler nasip etsin. Yani öyle diyeyim yani. Hakkımızda hayırlı olan nasip etsin kurban olum Allah. Kimin ne sıkıntısı varsa. Buradan da yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyoruz. Aynen. He, bir yorum yapan tüm arkadaşlarımıza, ablalarımıza da teyzem yaşında olan insanlar bile var. Biri var Niloş abla, yani annen yaşındayım dedi de ben abla diyorum. Niloş abla. Mesela o da bol bol yarım yazıyor, Uğur Bece ablam yazıyor, Birsen teyze var o yazıyor, Fatma Nur Kurt ablam var, Hatice Yaşar Kömürcü var, Hatice Ünsal, ne bileyim yani Zehra Andır'ın, ya aklıma gelmeyecek bir sürü Melek, Neza
Nezaket mi? Gülcan mıydı? Öyle biri vardı. Ya baya var ya. Gülü Kırmaç'a o da mesela. Yani bütün yorum yapan arkadaşlarımızdan hepinizden ayrı ayrı teşekkür ederim. Ya yapan veya yapmayan yani Allah razı olsun. Mesela yorum yapmayıp da beğeni de yapanlar da var mesela. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum. Biri vardı, Nezahat mıydı? Nezaket miydi? O patlıcan tavasında Zehracığım şey diyordu ya. Galeta unu koymaz, onun içine ekmek şeyi koyacağım diyordu ya. Ya şimdi bak, ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bunu reklam için değil. Şey de vardı. Yani arkadaşlar aklınıza ver de kusura bakma. Ben reklam için değil. Ben normalde günlük okudum. Ayetler, süreler var yani. Susak. Her zaman da ben yani tüm ümmete dua ediyorum yani. Kimin nasıl fazla diye. Bazı arkadaşlar dua istiyor yani. Yani gücüm yetti ya, dilim döndüğü kadar ediyorum yani. Kurban oldum, Allah kabul etsin diyeyim. Mesela bir tane erkek ismiyle var. Hı-hı. Arda diye. O da bayan. Ondan sonra şey var. Gönül Sadıç mıydı? Şey ne? Kadirli'den mi? Kozan'dan mı yazıyor? Bir tane bayan var. Mert Atabahşiş. O da oğlunun ismiyle yazıyor. Başka kim var? Ya bir sürü yani var. 200'den var da yani. Var da inanın bazen aklıma gelmiyor. Yani aklımda kalanlar şey sadece bunlar mesela. Profilde bir hocam var. He, bir tane şey var. Neydi ismini unuttum valla. Ağzında beyaz maske var da. Karı kocalar herhalde. Kendisini zaten anlaşıyor. He, kendisi anlar zaten videoyu izleyince. İsmini unuttum bak. Şimdi benim aklımda kalmıyor. Salavatçı. Gülü var. Gülü ayrı onu söyledi. Ya yapan da yapmayan da Allah razı olsun. Allah razı olsun. Zaten bunun için bir gün yani şeye yazacağım, kağıda yazacağım. Canlı yayın. Yok canlı yayın değil de bir teşekkür videosu çekeceğim. İşte onu yani. Artık ne kadar sürer o teşekkür videosu bilmiyorum. Aramızda tabii ki 10 tane elmanın içinden bir tane çürük çıkıyor. Bizim de yorumlarda bir tane iki tane çürük çıkıyor. Ya herkesin görüşüne saygımız var yani. Yani. Yani, biz olduğumuz gibiyik. Yani bizim şeyimiz yok. Reklam için mesela şeyimiz yok. Yalanla dolanla işimiz yok. Olduğumuz gibi neyimiz varsa olduğumuz gibi burada mesela. Ya ben şimdi mesela yeri geldim ve yani şu anda pandemiden dolayı inşaat sektörü kapalı. Yok. İşkur desen, İşkur üzerinde çalışıyordum. İşkur da şu anda pandemiden dolayı iş sahası açmıyor. Yani vermiyor ki ne zaten. Şu anda yani ben yine çok şükür yani gücüm yettiği kadar ufak tefek işe gidiyorum. Gitmiyorum diyeyim yani. Ha nerede 20, 30, 50 neyse o sana günlük harcamaya gidiyor. Biri yazmış akşam Fatma Nur ablanın gönderdiği şeyden hani alışveriş yaptık ya. Bilenci biri, mi o muydu? Bilenci sıra. Yazmış. Ya yok. Ya bunu demeye ne gerek var? Kadının şimdi, gönlünden koy. Ben vallahi var ya kadın dedi ki ne Zehra'cığım dedi lafımı unutma. Dedi böyle vallahi ben var ya lafı değiştirdim. Abla dedim bak önemli derdim sen hani yorum yapıyorsun dedim. O bile yeterli hani oradan sevdiğin belli oluyor bize şimdi, mesela şey için. Ama kadın dedi yok ben iller ki dedi. Yani bir şey hayır yani ben yapacağım hayra karşı gelme dedi. Vallahi bu söylenmez. Yani ben işte bak ben kendimi bir nasıl bir suçlu gibi hissediyorum. Nasıl suçlu gibi? Yapılan ben kazamda yani kaza geçtikten sonra maddi manevi bana destek veren mesela eşimin rahatsızlığı aynı de kese her zaman yani namazlarda olsun veya işte normal şeyde olsun günlük işte okurum Yasin o sahabe reklamı veya yarasın. Ya bu reklam için değil. Dua ediyorum. Etmiyorum değil. Ha şunu diyeceğim. Bazı arkadaşlar var inancın olsun. Hem ben pazar alışverişimi yapıyordu. O kaza yaptığımda yürüyemiyordum. Hem cebime açlık atıyordu. Öyle deyin. Yani Allah razı olsun. Yapan da yapmayan da ummadığım insanlar aynı kısa. Biri beni camide durdurdu. Cuma namazındaydı. Destekle yürüyordu. Kedi. Bana dedi ki, Halit ustam dedi, ben dedi fitre vereceğim dedi. Ben de sesimi çıkaramadım, mecbur yani şöyle kabul ettim. Şimdi yok desem, sana ben ihtiyacım var, ben sana çalışmıyorum. Yok desem bu sefer de gurur meselesi olmuş olacak. Tenkit etmiş olacağım. Ben onun için yani ne oldu kabul ettim. Şimdi bir insan, aslında içinden geliyorsa bir insanın yani yardım yapacaksa yapma diyemezsin yani. Veya şuna yaptı diyemezsin. Dedim mi bu sefer de başka bir şey oluyor. Bak mesela isim önemli değil. Geçen Kurban Bayramı'nda öyle diyeyim ben bende de bir yaş olarak abimizin biri. Yani isim kurban... önemli değil. Vallahi isim ben, önemli. Eşimin okulda çalıştığı okul müdürü İsmail Tiryaki. Yorumlarda da bazen belki görüyorsunuz elinize sağlık diyor. Fazla yorum yapmıyor. Kendisine de buradan ayrıca teşekkür ediyor. Kurbanımızı o verdi. Yani bizim alacak durumumuz yoktu. İki kere aradı adam. Dedi ki ne böyle böyle dedi. Eşime şart en son eşin dedi. Adına. He. Ya dedi Halit de
kurban dedi, biz dedi şeye girdik, danaya girdik dedi. Eşin adına dedi, ayrıyeten dedi, koyun keseceğim dedi. Ben dedi onu dedi, sizin oraya getireyim, sen orada kes. Bana 2-3 parça ver, benim yere vereceğim yer var dedi. Geri kalanı size kalsın dedi. Kurbanımız öylelikle tamamlanmış oldu. Ha oradan buradan geldi mi? Geldi çok şükür. Yani bizi seven insanlar, bizi bilen insanlar zaten biliyor. Oradan buradan da geldi. Ben ne yaptım onları? Dolabıma mesela şey yaptım. Geldiği kişi de oldu. Yani ağzını tamir oldu yani mesela. Ve anne, 27 dakika. Tamam oğlum. Neyse, sohbetimiz burada biraz şey yapalım. Ayrıyeten bir sohbet videosu çekeriz yine. Bu böreğimizi bir tamamlayalım. Bir de pişirirken de gösteririz arkadaşlar. Anne attı. Ispanak arttı mı? Tamam, bir şey olmadı. Ağırlık bir yumurta bakamasını yerek. Arttı diye bir şey aldım. Sade de yenir böyle. Arttı diye bir şey aldım mı? He tamam, bir şey olmaz oğlum. Şöyle şuraya gel, şuradan gösterme. Yakından göster. Bunda bacım şey diyordu. Harlı bir ateş göstermedim diyordu. Aha sana harlı ateş. Geçen yapacaktım. Gördüm sabah güneşti. Öğlen sonra yağmur bastırıyordu. Birkaç gün öyle sürdü. Ay ben çok seviyorum bunu. Neyi? Şeyi. Yani, bir de şu baba. Onlar üstü sokayım, ayrı kızım onları. Şimdi mesela insanoğlu yardım ediyor ya. Bak mesela bir insan düşürse dahi onu Cenab-ı Allah nasip ediyor. Cenab-ı Allah nasip etmezse o kişiye nasip olmaz. Orası öyle. Hani illa sen ben diye bir şey yok. Yani sen istesen istemesin de Allah sana nasip etmemişse o seni bulamaz yani. Demek ki sana nasip etmiş, o kişiyi de sebep kılmış, seni bulmuş. Ha, döndür şimdi, döndür. Bazen şey oluyor. Ben bir şey yapmadım. Yok, bazen öyle diyor. Mouse ısındı mı, kamera çalışmıyor. Ben bir şey yapmadım, tık diye gitti. Hafızası da dolu değil herhalde. Bacım açıyor mu acı ekmeği? Açıyorum. Bunlar bir film mi çekiyor, klip mi çekiyor? Üstüne bir bela, çok tıpsın. Bizim yese canım benim. Güzelliğe bak, güzelliğe. Güzelliğe bak, güzelliğe. Teşekkürler. Öğrenin arkadaşlar.
millet bilmiyor sanki. Arkadan da dil çıkarıyor zaten. Şunu da ben açacağım. Bak ellediğinde yumuşacık ama aç taş gibi. Açacağım baş taş. Taş değil mi? Taş. Bu saat yerken de biterse görün o zaman. Yerken de biterim. Abi yedikten sonra da hiç yok. Abi. Çok kusura bakma da. Çok bak. Ha, ne diyeceksin abi? Ne diyeceksin abi? Şöyle. Sen affedersin, gelirsin. Niye biliyor musun? Kuşlarım dolabını açıyor ya. Direkt oraya gidiyor. Niye biliyor musun? Bir bahar insan yumurtaya bak. Ne oldu? Ya sus. Yumurta bozulmuş. Sakin. Cücük de çıkmamış. Hadi sakin herhalde. Demek ki o yumurta kısmet vermiş. O kendisi, anası mı kırdı acaba, kendisi mi? Bizim yakışıklımız geldi. Güzel güzel kraliçe geldi. Kim? Anne. Anası geldi. Anne. Bir de sınıfta biri vardı. Tam arkadaşım değil, olamaz. Olmazdı zaten. Diyordu ki espri patlatır mı diyordu. Sonra diyordu ki espri bom. Vay maşallah. Espri bom. Çok akıllı. Ben onun arkadaşına atıyorum. Ben onunla konuşmuyordum zaten. Arkadaşımla değildi. Olmazdı. Arkadaşım olmaz. Kim? İsrafil. Bak ben nasıl biliyorum. O çocuğu hiç sevmiyorum. Anne, gidiyoruz da Türk Telekom Bayisi'ne falan girip YouTube'da kendi kanalına abone ettiriyormuş millet. Gidelim mi ne? Telefonlardan. Ne gerek var? İzlenmeyen abone ne gerek var? Vergi tabi oldu ya, atma. Ya kapatacak mecbur. Adam diyor 100 lira da kazansan, ver diyor diyeceğim, 10 lira da kazansan. Yani 100 lira ödesen zaten üstüne 1 milyar eklemen lazım ki vergi. Yani Bağkur zaten 1050 lira. Yani. Çoğu kişi kapattı, kimisi durdurdu. Kârın olmaz zararlı. Yani. Abi anne buraya alev aldı. Anne. Zaten o para kazanamaz ki, izlenme saati dolmamış. Bir kere baktaydım ne çekmiş biliyor musun? Şurada gibim var ya. El arabasıyla gidiyor. El arabasıyla oraya girmiş. Salak. Ay deli ya. Sonra bir de dedi ki çekim yapmak yasak mı? Ne bir şey dedi. Sonra o da çıktı. Normal el arabası değil mi? He. Affedersin de çok salak harbi. Zaten. Arkadaşlar böreğimizi pişirdik. Vallahi çok güzel oldu. Gönlünüze gelmesin. Çaylar da. Çayı Mustafa Semaver de demledi. İçeriye getirdik. Altını da şey yaptık. Rümeysa da domates salatalık dilmiş. Bu domates salatalığı da alıyor hiç. Haftada bazen çocuklar can ister diye pazara gittiğim zaman birer kilo alıyor. Kahvaltıda falan yerler diye ama o da öyle kalıyor. Bu alüminyum çaydanlığın çayı da bir tatlı oluyor. 2-3 oldu böyle semaverde dışarıda yakıyor çocuklar. Orada kaynadım ya oradan alıp getireyim içeriye. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Çaylarımızı da doldurduk. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.